Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ne göreceksiniz? Şimdi Ramazan boyunca burada yaşanan olaylardan elimden geldiğince bahsetmeye çalıştım. Mesela Kudüs'te Cuma namazından, Kadir gecesinden. Şimdi de insanların dünyanın dört bir yanından gelip burada nasıl bir yaşam alanı kurduğundan, itikaf zamanlarından. Yani aslında bu video bir günde çekilmiş bir video değil. Çok günde çekilip bir video haline getirmek istedim bunu. Yani o çok günde neler olduğunu da işte dediğim gibi burada Ramazan ayı boyunca yaşadıklarım, işte insanların farklı yerlerden gelip burada birleşmesi, bir bütün olması, çadır hayatı yaşaması. Kimi zaman işte bir ikindi ezanını dinleyeceksiniz. Kimi zaman da bir yatsı ve teravihi göreceksiniz. İftarıyla, teravisiyle güzel bir video olmaya, güzel bir video çekmeye çalıştım sizlere ve şimdi izleyeceksiniz. İnşallah beğenirsiniz. Kudüs'ten sevgiler. Yorumlarınızı yapmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول Ramazan'ın en güzel olaylarından biri olan itikafla ilgili küçük bir video hazırlamak istedim. İtikaf Ramazan'ın son 10 gününde, özellikle son 10 günde yapılan bir ibadet. Kudüs'e de binlerce Müslüman özellikle son 10 gününde kalmak için geliyorlar. Şu anda Mescid-i Aksa'nın altındaki Mervan Mescidi'ne, Kıble Mescidi'nin biraz daha sol tarafında kalıyor. Hemen orada size bir göstermek istiyorum burayının içini. Dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanların nasıl itikafa hazırlandıklarını, hazır olduklarını ve burada kaldıklarını. Buyurun. Bizi karşıladı bile çadırlar. Çadırlar, uyku tulumları, matlar, battaniyeler. Her taraf son gün burada ibadet etmek için gelen Müslümanlarla dolu. Sadece yeme içme ve tuvalet acil ihtiyaçları dışında buradan çıkmıyorlar. Zaten yemekleri de aslında buraya, yani sahur ve iftarlık için buraya alıyorlar yemeklerini. Şu anda gördüğünüz alan hala Mescid-i Aksa'nın altındaki Mervan Mescidi diye geçiyor burası. Meryem Aleyhisselam'ın sığındığı mağara diyelim veya yer diyelim burasıydı. Böyle bir perde çektiler. Teravih zamanı bu perde oluyor ve bayanlar orada namaz kılıyorlar. Erkekler zaten sürekli burada namaz kılıyor. Şimdi de sadece itikaf edenlerin eşyalarını topladılar, üst üste koydular. Burada teravih kılındıktan sonra burada insanlar
dinlenmek isteyen, istirahat etmek isteyenler geçecek istirahata. Yani burada artık 24 saat boyunca erkekler kalıp burada itikaflarını yapabilecekler. Özellikle bayrama kadar son 10 gün. Harika değil mi ya? Yani böyle bir fırsat verilmiş olması. İnsanlar geliyor buraya. Bavullarla özellikle geldiler. Yukarıyı kıble mescidini oraya da göstereceğim. Burası alt katta olduğu için Mervan Mescidini bu şekilde göstermek istedim sizlere. Hadi kıble mescidine gidelim. Şu anda kıble mescidinin alt katı, yani aslında Mescid-i Aksa'nın altı diyelim, tamamen itikafa hazırlananlarla dolu, itikaf yapanlarla dolu. Çadırlar, uyku turunları, battaniyeler, her tarafta dört bir yanına, dünyanın dört bir yanına gelmiş Müslümanlar son 10 günü burada bu şekilde değerlendiriyorlar. Ben de size burayı paylaşmak istedim. Geldi kıble mescidindeyiz. Ya bu soğuk havaya rağmen, bu bozuk havaya rağmen inanılmaz bir kalabalık var. Her gün olduğu gibi yine çok fazla kalabalık. Şu anda kıble mescidinin içi. Kıble mescidine de insanlar bavullarıyla, çantalarıyla geldi. Ve burada son 10 günü burada geçirecekler. Daha önceden gelenler de vardı ama özellikle son 10 gün dünyanın dört bir tarafından Müslüman buraya geldi ve sırt çantalarıyla, bavullarıyla artık burada kalmaya başladılar. Gündelik namazlar cemaatle kılınıyor. Sahurlar, iftarlar hep beraber burada yapılıyor. Ve ardından istirahata geçmek isteyenler istirahata geçiyor. İbadetlerine devam etmek isteyenler ibadetlerini yapıyor. Böyle etrafta gördüğünüz birçok noktada battaniyeler, uyku tulumları mevcut. Şu an anons geçiyor imam abimiz ya da müezzin abimiz. Bakın şu kolonların altında hepsinde kenarları, kıyıları, köşeleri, bavullar, çantalar koyulmuş. İnsanlar ibadetlerini yapıp oradan istirahate geçecekleri zaman da istirahatlerine geçiyorlar. Onun dışında şimdi namaz zamanı. Burada hayat bu şekilde. Ramazan efsane geçiyor. Kesinlikle fırsatınız varsa Kudüs'e Ramazan'da gelin ve buradaki birliği, coşkuyu paylaşmayı yaşayın. Samimiyeti yaşayın. Yine bir iftara son dakikalar. Yarım saat falan var. Şu anda Aksa'ya doğru gidiyoruz. Bütün Müslümanlar Aksa'ya doğru hareket ediyor. Çünkü Aksa'da iftar açmanın zevki gerçekten başka. Hem biz 3 gündür, 3 iftardır bunu gözlemliyoruz. Hem de zaten buradaki insanlar yani hep beraber ailesiyle, arkadaşlarıyla toplanıyorlar. Ne yapıyorlar? Buranın bahçesinde, yeşillikte veya iftar sofralarında. Şimdi Aksa'ya hemen giriş yaptık. Direkt karşımızda Kubbetü's-Sahra. Görüyorsunuz şu kalabalığı. Kadınlar, erkekler, çocuklar, yaşlısı, genci. Herkes iftarı bekliyor. Kimisi sofra kurmuş, insanları davet ediyor. Kimisi sofralarda gönüllü olarak yardımcı oluyor. İnsanlar buraya iftarlıklar gönderiyorlar. Kutular gönderiyorlar. Onları açıyorlar, diziyorlar. Sofralarını yapıyorlar. Ve oraya insanları çağırıyorlar, buyur ediyorlar. İftarda mesela yemekler toplanıyor, ediliyor. Sonra sahurda bir daha. Sistem bu şekilde devam ediyor. İftar sahur, iftar sahur. Diyelim burada yemek arttı. Yine ihtiyacı olan insanlara götürülüyor. Burası mesela 6 numaralı kapı. Böyle çevreleyen aşağı yukarı 12 kapı var değil mi Afra? 12 kapı var. Ve kimisinde polis sıkı güvenlik yapıyor. Kimisinde çok umursamıyorlar. Sadece Müslümanlar girebileceği için. Ha, baktılar böyle Müslüman gibi değil. O zaman diyorlar sen dur bakayım. Bak mesela şu kardeş az önce bana da verdi. Ayran ve simit dağıtıyor. Hayır yapıyor. Hurma falan var. Poşetleri doldurmuş. Yani herkes aslında bu Ramazan'ın
ecrinden, sevabından kapmanın derdinde. Ne götürürsek, elimizde ne varsa, ne paylaşabilirsek. Yani evet, burada bir sürü sofralar kuruluyor. Bir de onun dışında senin benim gibi halk, insanlar geliyorlar burada. Kendileri cebinden aldıkları işte sudur, hurmadır, bisküvidir, simittir ya da yemek. Onları herkes sofrasında ikram ediyor. Dün mesela bir sofraya oturdum. Adam hemen, ya oturur oturmaz hemen hoş geldin, buyur hemen ne yiyeceksin işte, uzatıyor kendi önündekini. Yani bana hatta ne yiyeceksin sormuyor. Yani yemek istiyor musun, yiyecek misin diye sormuyor. Direkt önüme hemen hurma, buyur başla, su, çorba. Kendi içtiği tasla hemen ikram. Bak burada amcalar toplanmış. Humusları var, salataları var, falafelleri var. Beraber iftar yapıyorlar. Hemen şuranın arkası kıble mescidi. O tarafa da bir göz gezdirip kendi soframızı kuralım inşallah. İşte gördüğünüz gibi iftar sofraları kurulmuş her tarafta. Çağırıyorlar zaten. O taraftan çağırıyor, bu taraftan çağırıyor. Faddalo diyorlar, yani buyurun. Burada da var. Paket yapanlar. Tabaklarını dolduranlar. Bakın bu tarafta da var. Buyurun diyor, gelin diyor, iftara gelin diyor. Bak, herkes yönlendiriyor. Boydan boya iftar sofraları kurulmuş. Ekmekler, lavaşlar, hurmalar, sular, hayranlar. Boydan boya her tarafta iftar sofraları hazır. Ya hoş geldiniz. İftara kadar da Kur'an-ı Kerim'ini okuyan abilerimiz. Bakıyoruz içinde ne var? Mesela hurma, elma, yoğurt, süt, su, sandviç, kek. Sandviç. Şu amca dağıtıyor kendisi hayrını. Bu şekilde herkes burada gerçekten coşkulu bir şekilde zaten Ramazan'ı bekliyor. Ramazan olduğunda da bu şekilde iftarın, Ramazan'ın paylaşmak olduğunu. Dedim sen buraya geldin, hiçbir kimsen yok, arkadaşın, eşin, dostun, kimse yok. Burada herkes senin eşin, dostun, arkadaşın oluyor. Herkes kendini iftar sofrasına davet ediyor hemen. Elinde ne varsa onu hemen paylaşıyor. Sağımız solumuz her yerimiz iftar sofrası. Zaten bugün cumartesi olmasına rağmen böyle kalabalık. Dün aşırı, yani bu sofralardan belki sona kadar vardı bir 10-15 tane. Böyle dümdüz sofra baştan sona kadar. Herkes yapıyor iftarını. Elhamdülillah. İçeriği de gezdik çok şükür. Son 2 saattir inanılmaz yağmur yağıyor. Bugün bir rahmet doldu buralar. Günlerdir çok sıcaktı. Şimdi iftara çok az kaldı. Ve yağmur her tarafı ıslattığı için bu dağılan insanlar artık şu ilerideki kolonların altına, blokların altında durmaya başladı iftar için. Hala iftarlık dağıtan bir sürü ekip var. Bir oraya bir buraya dolaşıyorlar. O insanların gelip alamayacağı için insanlar, onlar gidip teslim ediyorlar. Her taraf şu anda yardımlaşma dolu, hem yağmurda ıslanma
hem de onun yanında yardımlaşmayla dolu. Yağmur da engelleyemedi yardımlaşmayı. Şu anda Kıble Mescidi'nin altındayız. İnsanlar iftara artık buraya değmeye başladı. Erkek, kadın, aile, çocuklar. Hayal
Etti. Tabii ki boş bırakmıyor kimse Mescid-i Aksa'yı. Şu anda Kıble Mescidi'ndeyiz. Yatsı namazı başlayacak. Hadi görüşürüz. Ve şimdi teravih zamanı. Ezan harikaydı. Gerçekten maşallah. Ne ezan ne hali bak.